Sevgili YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Grodas. Bugün sizlerle birlikte Medieval Dynasty'nin 5. bölümü ile birlikteyiz. En son ne yapmıştık? Bir ufak hatırlatma geçelim. En son avcı kulübemizi tamamladıktan sonra belli başlı tohumları topladıktan sonra çiftçiliğe ilk adımımızı atmış bulunmaktaydık. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olarak videoların altına yorum ve like atarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdiden her şey için hepinize teker teker teşekkür ederim. O halde başlıyoruz. Oyun İngilizce olmuş. Hemen onu bir Türkçe'ye çevirelim ve anlaya anlaya oynayalım. Kesinlikle bütün oyunları Türkçe'ye dil eklenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızın İngilizcesi yeterli olmadığından dolayı oyunu anlamadan akışına bırakarak oynuyorlar. Aslında bu yanlış bence. Oyun yapımcıları tarafından buna bir el atılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Buradan değiştirilmiyor. Buradan değiştirilmiyor. Buradan da değiştirmiyor. Sanırım bir önceki main menüye giderek buradan ayarlardan değiştireceğiz. Hemen bakalım. Evet. Evet. Oyun yükle. Kaldığımız yerden evet hikayemize devam ediyoruz. Güzel bir görsel olmuş. Güzel bir çizim olmuş bence. Şimdi hemen vakit kaybetmeden en az 15 birim arazi sahibi ol görevimizi yapalım. Hemen bakalım üzerimizde ne vardı? Çapayla yapıyorduk bunu. Ahşap çapamızı alalım. Sıradan çantamızı alalım. Şimdi oluşturma menüsü. Hayır. Olmuyor. Yanlış bir şey yapıyoruz. Hemen bakalım. En az 15 birim arazi sahibi ol. Acaba buradan mı yapıyoruz? Bakalım. Hayır. Şöyle suni gübreyle mi acaba? Ekim yaparken birden fazla şey için kullanabilirsin. Gübreye serpiştirebilir, meyve bahçelerine veya tarlalara tohum ekebilirsin. Ne ekeceğine çanta elindeyken tohum seç menüsüne girerek karar verebilirsin. Peki. Arazi. Lahana tohumu seçelim bakalım. Yok, olmadı. Ne yapmamız gerekiyor? Yine bir kontrol edelim. Tamam, ahşap çapa yaptık. Burası değil. Çiftçilik. Arazi. Evet, bulduk. Şimdi tarlamızı şöyle evin kenarına böyle bir alana düz olduğu için güzel de gözükeceğinden dolayı buraya yapmak istiyorum ama arazi de yamuk aslında evleri yok yapılabilir. Niye yapılmasın? Şöyle yapalım. Yolun kenarından. Araziler. Araziler bölmelerle ayrılmıştır. Her bir bölme tek bir tür bitki çeşidi tutabilir. Araziler kök sökme, gübreleme, sürme, ekme, sebze toplama ve hasat etme gibi işlemler ister. Tamam. Nereden girmiştik oraya? Çiftçilik. Bunu basalı tutmamız gerekiyor. Bakalım. Evet. Doğru. Şöyle. Kaç oldu? En az 15
birim arazi sahibi ol. Şimdi şöyle yaptık diyelim. Tamam, en az olmuş. Evet. Tarlayı çapala, araziyi güblere, tarlayı sür, araziyi ek. Ben bunu kaldıramıyor muyum mesela? Acaba elime çekici mi almam gerekiyor da? Bakalım. Yok et. Evet. Bu şekilde yapıyormuşuz. Onu da öğrendik en azından. Şimdi tarlayı şöyle bir sürelim. Eşelim toprağa. Ki ekime uygun hale getirmiş olalım. Ben çok seviyorum toprağı bu arada. Çıplak ayakta da basmanızı öneririm. Enerjimizi çekiyor, kinetik enerjimizi toprak. Stamina da bitiyor. Ondan o dolana kadar bir su içelim. Third person oynayalım. Evet. Evet. O esnada diğer skill'lerimizi de kasmış oluyoruz. Ahşap çapamız kırıldı. 2 tük 5 çubuk. Hemen toplayalım. Çubuk, 4 çubuk, 5 çubuk. Hemen ağacımızı da keselim. Bir tane insan mutsuz köyde. Peki neden? Şimdilik bu kütükler burada dursun. Ahşap çapımı yapayım. Hatta şöyle yapacağım. Kil çıkartmak için küreyi de kullanabiliyormuşuz. Hemen şöyle iki tane daha çap yapalım. Oraları yaparken muhtemelen yine kırılacak diğeri. Ahşap çapamızı koyduk slota. O zaman çalışmaya devam. Tamam. Şimdi bir suya girelim. Bir gusül alalım. Torbamızı aldık. Araziyi gübrele. Nasıl yapıyorduk? Önce araziye suni gübre. Evet. Tezekleri atıyoruz. Gübrelere. Güzel güzel. Bitti mi? Bitti. Okey. Ne ekebiliyorsun sen? Lahana tohumu. Ha, çapalamam gerekiyor tekrar, öyle mi? Karıştırmamız lazım toprağı, doğru. (Gülüyor)
Evet. Bu da tamam. Sadece lahana mı var? Mesela bakalım. Şu an evet sadece lahana ekebiliyormuşuz. Mahsul yönetimi. Arazinin verimlilik durumunu mahsul yönetim sayfasından hızlıca kontrol edebilirsin. Bu yerden aynı zamanda işçilerin direktif verebilir ve herhangi bir tür bitkilerin ekileceğini de belirleyebilirsin demiş. Neymiş şimdi mesela? Biri saka, biri avcı. Bir kişi daha aslında almamız gerekiyor ama şöyle yapalım. Sakayı tarlaya buradan şöyle ha. Güzel isim, arazi sırala. Burayı anlamadım. Detayları aç. Ha, çiftçilik barakası eklememiz gerekiyor buraya. Tamam, şimdilik biz bunu kendimiz yapalım. İlerleyen zamanlarda buraya da bir çiftçi atarız. Çiftçilik barakası da açıldı. Tabii bir şeylerde gelişim sağlayabilmek için anladığım kadarıyla bizim de biraz iş yapmamız gerekiyor. Yoksa diğer şeyleri açamıyoruz. Peki. Son 3. 2. Ve 1. Tamam. Şimdi. Şöyle çayımı da alayım. Şimdi bina inşa et. Ahır. Gıda depolama atölye. Şimdi odunluk yapmak istiyorum ben hatta. Şöyle yapalım. Evet. Binalar. Ham madde, kuyu, odunluk. Evet. Şimdi odunluğumuzu şöyle ormana yakın bir yere bırakmak istiyorum. Da fark ediyor mu acaba evlerin yakınında olması bir şey değiştiriyor mu? Onu da bilmiyorum. Buraya yapalım. 8 tane taş topla demiş. Hemen toplayalım. Ha, bir level atladık biz. Şunlara da bir bakalım. Sağ kalın. Ha bu çok iyiymiş. Bunu hemen açalım. Evet. Daha fazla veremiyoruz. Teknolojiden bir yerler açılmış. Odunluk. Dar kulübesi açılacak. Tamam. Şimdi nasıl oldu? Oo, şahane. Şimdi fevkaladenin fevkinde hocam. Taşlarımızı toplayalım. Tıkır. Çok zaman kazandıracak bize. Baktığımda hepsinin nerede olduğunu görebilmek. Tamam. Kütük lazım. Zaten burada hazır da vardı bir tane. Hemen başlayalım kesmeye. Güzel devrilmedi. Yine devrilmedi. Yine yetmedi. Hasır. Biliyorum hasırlar nerede.
tarafta, evet. Yiyecek de yememiz lazım. Tamam. Aslında bunları da tamamladıktan sonra köyümüz aslında biraz da olsa modernleşmiş olacak diyebiliriz yani. Hayır, su içme. Kamışların hepsini toplamak istiyorum ya. Şu en azından köprüye kadar olan bütün kamışları toplayayım. Çünkü diğer evleri yaparken de bizden muhtemelen isteyecek bunları. Bir daha da git gel yapmamış oluruz. Zaten seri seri takır takır topluyor. Ördek de geçti köprünün altından. Hadi. Evet, yeter ya bu kadar. Birileri çalışıyor bakayım. Temizle temizle. Temizlik imandan gelir. Helal olsun. Neredeydi? Yukarıdaydı ha. Artık köyümüzü büyütmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü buralara birilerini atayabilmemiz için bu evlerden yapmamız lazım. Tamam. Gıda depolama. Ahır. Kaynak deposu, gıda depolama. Gıda depolamayı yapalım. Sağ kalım, ev. Hayır. Odunluk. Sağ kalım, avcı kulübesi, aktar kulübesi. Ahır. Nerede bu? Depolar. Heh. Kaynak deposu, gıda deposu. Gıda deposu. Evet. Buraya yapabilirim herhalde diye düşünüyorum ama. Yani ne gibi engel olabilir ki? Ha, tarlamız vardı burada bizim, doğru. Şöyle yapsak. Olmadı. Şöyle yolun kenarına yapabilsek var ya, çok şahane bir görüntü olurmuş aslında. Bir deneyeceğim şöyle gitmeyi. Yok maalesef ki. Buraya. 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 Hiçbir yere. Hiçbir yere olmuyor. Şöyle yapalım. Bir dakika, tam böyle güzel konumlandıralım ki verimli bir alan olsun diğer binalarımızı da koyduğumuzda. Evet. Bunu da böyle yaptık. Taş. Evet. Left alta bastığımızda da böyle taşların nerede olduğunu veya bitkilerin görebiliyoruz ama bu bizim staminamızı da azaltmış oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi fark ettim.
Temizlendik. Tamam. Ve 9 tane daha kütüğe ihtiyacımız var. Ben şu şeyleri... Bu kimin evi? Ha, benim diğer köy halkından olan tavşan tuzağımız da bozuldu. Şimdi üzerinde topladığım şöyle hasır, buğday, havuç, kürk, tüy gibi olan şeyleri bir atayım şuraya. Yer açılsın. Tamam. Şimdi gidelim hemen bir ağaç keselim. Hatta ağacı keserken bir balta yapmayı da ihmal etmeyelim. Bakalım baltamız kaç tane var? Bir tane baltamız var. Peki, kürek gerekliymiş. Otomatik olarak aşağı yuvarlanıyor zaten. Hiç taşımama da gerek yok. Şimdi hemen bir iki tane balta yapalım. Evet. O zaman kesmeye devam. Bir hayli ağaç lazım olacak zaten. Ben şöyle ağaçları budayım. Ağaçları herhalde vurduğumuz tarafın tersine doğru yıkılıyor. Bir deneyeceğim. En azından eğimden aşağı doğru yuvarlanırsa belki bize bir avantajı olmuş olur. Bakalım. Yani vurduğumuz yerin tersine doğru mu düşüyor? Tam anlamadım. Bir daha deniyorum. Yok, kafasına göre düşüyor galiba ya. Tamam. Kesmeye devam. Ağaçların da dalları düşüyor keserken. Güzel olmuş bu efekt. Böyle ittirsem yuvarlanır mısın? Yok, yuvarlanmaz. İnat et. Ağaç üstümüze devrilmesin de. Sonra nanay. Tamam. Oduna ihtiyacımız var. Çünkü daha 4 tane daha yapmamız gereken yer var ve bu insanların da hani yaşayacağı evleri de katarsak minimumda 3-4 tane daha. Yani bu kestiğim ağaçlar bence yanında vız kalacak gibime geliyor. Bu ağaç üstüme değecekmiş diye çok korktum ama neyse ki tahmin ettiğim şeyler olmadı. Balta
kırılana kadar birkaç tane daha ağaç keseyim. Kesildi o da. Şuradan da keselim. Bir tane daha ağaç kesebilir miyim acaba? Bakacağız. Yani ya keseriz ya kesemeyiz. Bakalım. Yok. Kırıldı. Neyse, önemli değil. Şimdi toplamaya başlayalım. Şöyle ağırlığım tam dolmadan, dolma hani cümleyi kuramadım. Ağırlığımı tamamıyla doldurana kadar aslında toplayacağım. Bir tane daha alırsam bu adam yürüyemez. Köy ailesi de etrafı araştırıyor anladığım kadarıyla. Merhaba. You're so handsome. Bayağı kız. Ha. Why don't you have a wife? Ben seni aslında evet köyde bir sana böyle bir inceden yanladım. İlerleyen zamanlarda bakarız tabii hayırlısıyla. Belki bir yola adım atmış oluruz seninle. Miro Niega. Don't wish it were easy. Evet, ne güzel kırıldı. Çekiş de yapacağız, mecbur kırılacak. Evet. Üzerimizde topladığımız şeyleri en azından aktaralım, hafifleyelim. Hayat dediğin şey usulca ölüme yaklaşmaktır. Ne kadar şiirsel bir cümleydi bu ya. Hasır. Hasırımızı da alalım. Tomir, ne böyle don atlet dolanıyorsun ya? Sanki benim de çok farkım var da. Bu ne? Pencereli çubuklu duvar. Ha, çok iyi. Perde vesaire, şahane. Bunlar raf vesaire, onları da ekleyebiliyoruz. Hasbelkader burada yanlışlıkla şeyi de buldum. Bak Tomir. Hanımefendiye yazılma, tamam mı? Ne lazım? Kütük, kütük, kütük. Hasır sadece çatıya kullanıyoruz herhalde. Kütük, 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 kütük ve kütük. Peki. Lan! Şunları bırakalım. Yiyecek olarak... Papatya. Sağlık veriyormuş.
sohbetleri pişirelim. İki tane et var zaten. Tamam. Hemen yiyelim yemeğimizi. Bir de suyumuzu içelim. Bir de gusül abdestimizi alalım. Mesela taşıma, ağırlık taşıma kapasitemizi arttırabiliyor muyuz? O skill'ler arasında var mı acaba bu? Şimdi onu da yaptığımızda çok iyi olur diye düşünüyorum. Bir tane daha alayım. Tamamdır. Gidiyoruz. Hava da kararıyor. Çapraz koşunca sanki daha hızlı koşuyor böyle gittiğinden. Evet. Tamam. Hatta adamımı uyutayım ki böyle aydınlık vakitte çalışalım, hem de güzel olsun. Karanlık karanlık. Sonraki mevsime kadar uyu ne ya? Ayı mısın sen? Ben sabaha kadar uyumak istiyorum arkadaşım. Ateşin başında bekleyebiliyorduk aslında. Bakayım bir. Çubuk. 16 tane çubuğa ihtiyacımız var. Şu çubuğu toplayalım. Ha, kayalar kazmayla kayı... Sanırım burayı düzeltebiliyoruz ha. Galiba öyle bir şey yapabiliyoruz anladığım kadar. Ben şu ateşin başında uyuyup ertesi güne kadar uyuyabiliyor muyum? Ona da bir bakacağım. Bakalım. Yok abi, sonraki mevsime kadar uyu diyor. Ben anlamadım. Kış olacak mı? Ne olacak? Mevsim ne olacak? Sonbahar. Şu an sonbahar. Bakalım. Ha, yazmış. Sonbahara geçeceğiz herhalde o zaman. Uyuyalım bakalım hadi. Sonraki mevsime kadar uyu nedir? Ben anlamadım. Bakalım. Oo. Ağaçlar da, bitkiler de sarardı. 10 numara oldu. Aha. Lan. Asker gibi dizilmişler valla. Evet, selam, dur. Toplayabiliyoruz bunları. Aa, şahane. Lan. Ha, bir slotta 4 tane varmış. Ben de dedim ki ne oluyor? Şunları toplayalım bari ya. Ha, çok iyi ya. Çok sevdim valla. Ne diyeyim, bunları koyayım hemen. Güzel. Sevdim bak ben bunu. Ama... Tamam kız, korkma, sana farklı başka iş vermeyeceğim, sen rahat ol. Sen bendesin. Şimdi küçükleri alalım.
topla 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 topla. Ben dedim ama size bakın, odunlar yetmeyecek dedim. Daha bir tane evi tamamladık. Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Yeni ağaçlar da çıkıyor galiba anladığım kadarıyla. Küçük küçük fidanlar var çünkü yoktu bunlar bakın. Sevdim ben bunu ya. Vallahi. Evet. Evet. Valla inşaat ustasına döndük. Sarı kula yok mu hocam? Sarı kula yaparım bana. Tamam. Okey. Sandık boş. Biz burada acaba şimdi nedir bu? Hani gıda deposu. Evimdeki yemekleri buraya koysam otomatik olarak hani evlere aktarır mı? Evlerin sandığını atmaktansa... Öyle alalım bakalım, hepsini oraya aktaralım. Lahanaları falan. Tabii işin neredeyse evin de oradadır, doğru. Lahanaların hepsini attım. Güzel avrat otunu da attım. Tamam. O zaman devam. Ne yapalım? Ahır yapalım mesela. Ahır yapabiliyor muyuz? Sağ kalın. Çiftçilik. Ha, çiftçi binası yapalım hatta. Durun. Şöyle hemen tarlamızın başına, hatta buraya da koyayım. Şöyle oluyorsa buraya bir yere çok güzel olur. Hem alandan da 10 numara, 10 numara, 10 numara. Şahane. Taşlarımızı topladık. Topladık. Hala topluyoruz. Şu ne? Sarı kantaron. Herhalde yeterli olur diye düşünüyorum ha. Bir şeye benzemeye başladı ufaktan da olsa. Küçük lazım. Balta yapmamız lazım. Çubuk lazım. Hemen topluyorum. Biraz daha çubuk toplayayım hatta şöyle. Yine keseceğiz çünkü. Oduncu. Evet. Şöyle hemen taş baltamızı da yapalım. Keşke bu elinde bir hani animasyon da olsa yaparken, daha güzel dururmuş. Adam sanki dans ediyor. Baltayı aldık mı elimize? Hayır. Beceriler. Tarım bilgisi. Becerikli çiftçi. Dikkatli çiftçi. Ben bunu tarlalardan daha fazla mahsul toplamaya vereyim. Yemektir. Yemek, emek, yemektir. Taş balta koyduk slota.
Evet. Kesmeye devam. Orada da aslında oluyor lan. Hop! Taban domuzlar indi şehre. Bak. Oğlum bak sizi mıhladım şimdi. Siz bekleyin. Siz göreceksiniz. Benim arazime girmenin karşılığı nedir? Bir yaban domuzu olarak bunu size öğreteceğim. Ver kardeşim. Ver bunu da ver. Ver onu da ver. Ver. Koy beşe. Gel buraya. Bir hayrınız dokunsun bari köy halkına. Sizi bir şöyle yiyeyim de keseyim de etinizi. Neredesiniz? Lan! Şu mu? Bir şeye benziyor bu, aynen domuz bu. Hatta böyle yapacağım. Gel gel. Ben sanki bir tane daha gördüm ama burada bir domuz daha gördüm. Dur gelme. Neredesin? Lan! Allah! Allah! Hayır! Az kalsın. Yo işte vuramamış bence. Ben kazandım. İnsanoğlu yine her zamanki gibi kazandı doğaya karşı. Tamam. Madem öyle emeğimizin karşılığını alıyoruz. Hayatta kalmak için bazen böyle şeyler yapmak gerekiyor maalesef ki. Bıçak gerekli. 5 tane daha çubuk lazım. Peki. Tamam. Tamam. Peki. Tamamdır. Gidelim bunları en azından yiyecek depomuza aktaralım. Allah Allah. Ufacık tahtanın üstünden geçemiyor. Nasıl bir adam bu ya? Manzaraya bak be. Şu öncelikli olarak mızraklarımı bırakacağım. Mızrakları at, at. At, 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 at. Tamam. Et. Şunun bir kısmını ben alayım. Mesela şöyle 20 tanesini ben alayım. Evime koyayım. Tamam. Deri. Lahana tohumu. Daha tohum da çıkardık. Daha artık satın almamıza da gerek yok. Tarlayı ne kadar büyütürsek tohum da ekmiş olacağız. Şahane. 10 numara. Şimdi bu topladığımız şeyleri de hemen gıda depomuza bırakalım. Ve çiftçilik için olan binamızın geri kalan kısmını da halledelim. Tamam. Şimdi ne lazımdı? Hemen bakalım. Ne istiyorsun? Çık istiyorsun. Doğru. Biz domuzları görünce bizim bütün rotamız şaştı.
Şöyle. Şurada bir hayli fazla kütük var. Kaç tane lazımdı onu hiç bakmadım. Bunlar yeter herhalde diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. Bir tane daha ağaç keseyim hatta. Bir sağ garanti olsun. Hasır lazım olacak muhtemelen. Tam ucu ucuna oldu aslında. Yine çubuk lazım. Şurada var birkaç tane. Burası da tamam. Ve hasır. Kaç tane istiyordu? 20 tane alayım ben. Herhalde. Kapı otomatik. Burası da tamam. Tamam. Suggestions for improving life in our settlement. Şuradan bir bakmak istiyorum. Gayet güzel bir manzara bence. Evet sevgili YouTube, videomu izlediğiniz için hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoların altına yorum ve like atmayı da hiçbir zaman unutmayın. Her şey için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.